Sağ ol Şebnemciğim. Sağ ol. Yaptığımız iş değil, biliyorsun değil mi? Resmen oğlanın elinde oyuncak ettik kızı. Ay ne alakası var Rıza? Nasıl ne alakası var ya? Resmen kızımızın arkasından dolap çeviriyoruz. Ben müsaade etmem buna. Çok yanlış yaparsın Rıza. Beni dinle, bir dakika gitme. Ay küçükken babamla çok gelirdim böyle yerlere, alışveriş yapardık. Bak beni bir hafta burada bırak, sonra almaya gel. Hiç sıkılmam, biliyor musun? Geliş amacımızı unutmadın değil mi? Ha, unutur muyum? Ay Zübeyir bunları çok sever. Alo, babacığım. Pelin, kızım çok önemli bir şey konuşmamız Pelincim, lazım seninle. Neredesin şu anda? Ya baba ben şimdi çok ters, çok kalabalık bir yerdeyim. Sonra arasam olur mu seni? Benim hiçbir şey yok. Canım sen işine bak, Zeyla, oldu mu? Lütfen babana bak. Bunu, ya onu işine ver. Bak yavrucuğum. Zeyla, ya niye kızı benim, soruyorsun? Anne. Pelin, hadi ama. Kızım hiçbir hadi. Şey yok diyorum. Alo, kızım. Zeyla. Ne oluyor ya? Alo. Allah Allah. Ne oldu? Yine ayrılmaya karar verdiler herhalde. Kim? Annemle babam. Ya öyle geliyor işte ayrılmaya karar veriyorlar ama uzun zamandır dillendirmiyorlardı. Zeyla Sultanım. Sultanım. Evimin ruhu. Aç gözünü ne olursun aç. Yengemi öldürdüm. Yengemi öldürdüm. Buz o ağzını. Buz ne demek öldürdün? Başkanım. Yaşıyor de. Kurban olayım yaşıyor de. Aç gözünü Süheyla'm. Ne olursun aç o güzel gözlerini. Bir şey söyle bana. Ne olur Süheyla'm. Kıza bir şey söylemeyeceksin Rıza. Ya sen hala orada mısın be? Kalk çabuk hastaneye gidiyoruz. Kalk dışarı. Allah'ım çok şükür. Allah'ım sana çok şükür. Hastaneye falan gitmiyorum ben. Kıza bir şey söyleme. Yeter bana. Ya arabanın altına girdin hala daha aynı laf. Ben mi girdim arabanın altına? Siz çarptınız bana. Aa, belki de ikiniz planladınız. Hiç bilmiyorum yani. Abo yenge olur mu öyle şey ya? Biz yapar mıyız böyle şey? Vallahi senden korkulur. Ama ben pes etmem. Şu anda gidiyorum kızımın yanına. Boşarım seni. Vallahi de billahi de boşarım Rıza. Ay kolyeler. Merhaba. Hoş geldiniz. Şunlar ne kadar? Kolay gelsin. Ya bu eskilerden meşhur Ramiz Usta vardır. Onun lokantası nerede biliyor musun? Ha, doğru gelmişsin abicim bak. İlk sağa dönün. O sokağın içerisinde sağdan dördüncü dükkan. Tamam bu tarafta. Evet. Teşekkürler kolay gelsin. Çok yakıştı size. Siz kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Evet kendiniz yapıyoruz. Ya bir de ben şeyleri çok severim. Böyle doğal taş kolyeler var ya. Var mı da onlar nasıl? Var tabii. Rahat ol ya. Zaten bugün buraya tezgah gezmeye geldik. Ama baksana bak hiçbir yerde bulamadığım parçalar bulabiliyorum burada. Yani çok renkli böyle taşları çok güzel. Ya baksana bir tane buldum nasıl? Bak. Bakma sen. Sen kendi başına geldiğin zaman doya doya baksan. Biz işimize konsantre olsak olmaz mı? Aman iki dakika eğlenme sen zaten. Bu taraftan takip et beni. Bu taraftan takip et beni. Ay uyuyakalmış ne tatlı bir ihtiyar. Ah be Ramiz Usta. Çok yaşlanmış. Ramiz Usta. Ramiz Usta. Hayır, satmayacağım ben. Satmayacağım dükkanı. Satmayacağım işte. Tamam, Ramiz Usta sakin ol. Ne dükkanı, ne satması. Lan deyiz damat. Anlamamazlığa mı getiriyorsun şimdi? Ramiz Usta, sen karıştırdın. Ben damadın değilim. Vuramadım ben o kadar. Kandırıp imza mı alacaksın değil mi? Avucunu yalarsın. Demans var. Sen geç ben hallederim. Eskiden buraları ne güzeldi değil mi Ramiz Ustacığım? Sattırmam dükkanı. Ay sattırma tabii canım. Yazık. Yazık günah paraya. Şöyle gel otur bizimle biraz. Gel.
Ay bu yeni yetmelerde hiç değerini bilmiyor değil mi bu malın mülkün? Hemen de satmak istiyorlar. Ne güzel söyledin kızım. Kimin ailesinden geliyorsun sen? Şimdi Ramiz ustacığım, sen benim babamı tanımazsın. Ama benim arkadaşımın babasını tanırsın. O da senin gibi eski aşçıymış. Hatta çok iyi dostmuşsunuz. Adnan'ın oğlu ben. Hatırladın mı? Tankut. Ha? Böyle tosuncu gibi bir şeydin. Göp göp derlerdi arkadaşların sana. Ya ben hatırlamıyorum. Sen nereden hatırladın Ramiz usta? Ama şimdi maşallah dalyan gibi olmuşsun. Ay vallahi ben de ilk gördüğümde aynı şeyi düşündüm. Ne kadar değişmiş. Böyle ilah gibi bir şey olmuş. Yani ne kadar kilo vermiş değil mi? Ben de çok şaşırdım. Ne güzel olmuş. İştahlıydı, maşallah vardı. Bunun sünneti oldu. Ağlamasın diye ağzına lokum tıktık. Sen sünnet bitti, ona ağlamadı. Lokum bitti diye yıktı ortalığı. Var mı böyle başka çocukluk anıların? Ya biz de bu yüzden geldik değil mi buraya? Sinan'ın çocukluk travmalarını öğrenmeye geldik. Ay ama öyle güzel anlatıyor ki kaptırdım kendimi, pardon. Ramiz usta, biz buraya babamın tarif defterini sormaya geldik sana. Ha o mu? Siyah kaplı. Ha? Kenarında babanın adı yazıyordu. O defter işte. Yani o defterin nerede olduğunu biliyor musun? Ustam, senin siparişler geldi. Elemanları yolladı, indirsinler. Geç kaldım. Yolladım çocukları ben ya. Ya usta, araba yolun ortasında. Şimdi trafik olur. Ne yapacağız? Adnan'ın oğlu. Hadi bir davran bakayım şöyle. İndir şu ustanın mallarını. Hadi. Tamam usta. Sinan'ın sünneti diyorduk Ramiz usta. Ben sana yiyecek bir şeyler getireyim. Yok, çok tokum. Teşekkür ederim. Kibarlık olsun diye demiyorsun değil mi? Yok yok, gerçekten tokum. O zaman bir tatlımı yersin. Alo. Sinan'ı aramıştım ben. Evet, Sinan'ın telefonu. Beni sen misin? Evet, benim. Bir şey mi vardı? Sen bana Sinan'ı verir misin? Canım, Sinan şu an çok meşgul. İşini halletsin, ben söylerim. Döner sana. Bana bakar mısın sen? Aa, aa kapattı. Sinan mı? Sinan yapmaz öyle şey. Yok canım, Sinan değil. Pelin denilen. Bu kız gitmedi miydi Allah aşkına? Ne bileyim, anlamadım ben yani. Gitmişti ne güzel, nereden çıktı ben bilmiyorum. Allah Allah. Bu da bir acayip. Yani bunu da kapıdan atsak paçadan giriyor. Bu zamane kızları da iyice bir tuhaf oldular yani. Ayrıca görüyor canım. Yani belli ki sizin aranızda bir şeyler olacak. Canım çekemediği için yapıyor zaten. Heh. Ama yok öyle ya ama. Benim ağzım yeterince yandı damattan, gelin de öyle olmayacak. İnşallah. İnşallah. Bir tanecik oğlum var benim. Elbette ki inceleyeceğim, sık dokuyacağım. Bitsin o. Beğenmedin mi yoksa? Yok Ramiz usta, çok güzel olmuştu. Benim şekerle pek aram yoktur. Öyle, bu da fazla geldi bana. Buncacık şey yenmez mi be kızım? Arkandan ağlar valla. Bırakma onu, sıyır. Bu sondur Ramiz usta. Bir haftalık malı atmışsın. Helal olsun. Ya, sorma. Gelelim şu defter meselesine. Ne defteri? Az önce konuştuk ya Ramiz usta. Babamın tarif defteri. Ha. Ha. İşte ben bulamadım o defteri. Sende olabilir mi? Olabilir. Peki nerede olabilir? Bilmem. Yıllar var, görmedim ben onu.
Ama sen söyleyince şimdi şöyle hayal meyal hatırlar gibi. Anlaşıldı. Bulamayacağız o defteri. Bu o tatlı işte. Aa, bu mu? Altın kalp. Evet. İşte ben bunun tarifini arıyordum Ramiz Usta. Ben de çok aradım ama artık aklımın erdiği kadar yapıyorum. Babanınki gibi olmuyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.